Merhaba arkadaşlar. Bugün switch'imiz üzerinde port security işlemi yapacağız. Yani Mac port üzerinden filtreleme. Önce bir tane switch atalım. Bir tane bilgisayar atalım. Bir tane daha bilgisayar atalım. Şimdi bunları bağlayalım. Sıfır olsun. Ya da 02 olsun. Bunlara bir tane IP adresi ekleyelim. 91.168 olsun. Burayı 192.168.3 olsun. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Mesela şimdi port security işleminde buradaki 01 portunda bu bilgisayar kayıtlı olacak. Fakat başka bir bilgisayar gelip o portu kullandığında bunu portu kapatacağız veya erişimi engelleyeceğiz port üzerinden. Şimdi 2-3 tane farklı özellik var. Hemen başlayalım. Ben 0-1 bacağı için yapacağım. Interface, pardon. Terminal, interface, FTP'ne 0-1'e girdim. Önce switch port mode access yapıyorum. Daha sonra switch port security uygulamasını açıyorum. Switchboard port security maksimum 1. Yani bu port adresinin bu portun maksimum ne kadar MAC adresi kayıt alacak? Bunu belirtiyoruz. Hafızasında ne kadar kayıt tutabilir MAC adresi? Daha sonra switchboard port security şuradan bakalım neler var. Burada MAC adresi kısmından gidelim. MAC adresi. Daha sonra burada MAC adresini statik olarak yazabiliriz ya da sticky. Yani dinamik olarak MAC adresini kendi otomatik görecek. Biz sticky yapalım. Dinamik olarak göreceğiz. Şimdi switchboard port security violation modunu açıyoruz. Burada protect, restrict ve shutdown var. Shutdown modu yabancı bir MAC adresi verilendiğinde direktmen portu kapatıyor. Bu port gerçek bilgisayar tekrar onu kullandığında port açılmıyor. Yöneticinin girip port tekrar açması lazım. Restrict'te ise yabancı bir bilgisayar o porta bağlandığında kısıtlıyor. Portu kapatmıyor. Yani erişimi engelliyor. Fakat gerçek bilgisayar o porta tekrar takıldığında kullanıma geçtiğinde port aktif hale geliyor ve lokalde tutuyor. Önce shutdown'dan gidelim. Bunu yapmadan önce shutdown'dan gidelim. Switchboard port security violation shutdown. Şimdi buradan gidelim. Öncelikle bir haberleştirelim. End diyorum. Show show port security diyelim. Show MAC adresi diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi biri de 02 bacağı yani portu da 01 de burada MAC adreslerini tanımış. Şimdi yabancı bir bilgisayar taktığımızda ne yapayım? Şuradan bir tane alalım. Ben buraya taktığımızda bir tane IP adresi verelim. 192.168.1.4 olsun. Şu an şunun sarılmasını, yeşil olmasını bekleyeceğiz. Şimdi yeşil yanıyor. Şu anda buradaki bilgisayarım 1.3'tü. Şimdi sol tarafa dikkatli bakalım. Bu kısma. Şimdi ping atacağım. 192.168.1.3. Gördüğünüz gibi direktmen kırmızı oldu. Portlar kapandı. Şimdi tekrar eski yerini alalım. Port açılmayacak. Hotmail. İnternet sistemine 0'a 1'e giriyoruz.
Daha sonra shutdown yapıyoruz. Portumuz şu anda açıldı. Şimdi bir de diğerini yapalım. Evet, burayı switch port, port security maksimum 1 yapıyoruz tekrar. Switch port, port security şöyle yapalım. Mac adres. Burada tekrar switch yapıyorum. Daha sonra switch port, port security violation modundan restrict yapıyorum. Şu anda bu bilgisayarı herhangi bir sorun yok. End'den bakalım. Adresten. Şu anda aynı. Haberleşme gördüğünüz gibi sorunsuz. Şimdi tekrar bu bilgisayarı takalım. Ve de bu bilgisayar üzerinden deneyelim. Atacağız şimdi bu bilgisayara, portumuz aktif olduğu zaman. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil. Ping atıyorum. Herhangi bir kapama durumu söz konusu değil. Gördüğünüz gibi şu anda ping atamıyoruz. Zaman açımına uğradı. Şimdi tekrardan gerçek bilgisayarımıza takalım. Bu sefer çalışacak herhangi bir yönetici olarak girip herhangi bir ayar yapma veya port tekrar açma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Şu anda yeşil oldu. Atalım pingimizi. Gördüğünüz gibi successful. Herhangi bir sorun yoktur yani. Restrict modu da bu işe yarıyor. Konu bu kadar arkadaşlar. Kısa bir konu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.